Merhabalar. Bugün sizinle bir başka Ulysses yayınıyla daha birlikteyiz. Bundan önce birkaç tane daha Ulysses yayını yaptım biliyorsunuz kanalımda. Bugün de Ulysses'i karakterler üzerinden inceleyeceğim. Yarın da Ulysses'i bölüm bölüm incelemek istiyorum ama bugün ilk olarak bir karakterler özelinde biraz daha detaylı irdelemek istiyorum Ulysses'i. Şimdi Ulysses aslında 3 tane temel karakter üzerinde kurulmuş bir eserdir. Birinci temel karakterimiz Stephen Dedalus. Stephen Dedalus 22 yaşında üniversite yeni bitirmiş bir gençtir. Paris'te tıp eğitimi almak ister ama bu gerçekleşmez. Dublin'de yaşayan genç bir kişidir. Stephen Dedalus aslında normalde orijinal olarak Joyce'un gençliğini simgeleyen bir karakter. Böyle bir özelliği var ve kitabın daha çok başlarında olan baş bölümlerinde yani ilk başta aslında Stephen Dedalus'la kitaba başlarız. Daha sonra Stephen Dedalus yerine ana karakterimiz kitabın uzun bir bölümünde yer alan ana karakterimiz Leopold Bloom'la buluşur. Yani Leopold Bloom'la devamını sağlarız. Stephen Dedalus'a başlar. Bu karakter yani Dedalus karakterinin yani soyad olarak kullanılan Dedalus'un bir önemi var. Dedalus mitolojide geçen bir kahraman. Labirentten kurtulan işte mimarlık özelliği olan bir kahraman. Yanlış hatırlamıyorsam Ikarus'un babasıydı Dedalus mitolojide. Kitap zaten kendini Homeros'tan Odysseia destanından aldığı için yani ona öykünerek yazıldığı için daha karakter yani ilk birinci karakterde direkt mitolojiye atıfta bulunuyor. Joyce böyle bir şey yapmış. Yani Stephen Dedalus için söyleyebileceğimiz Joyce'un gençliğinin olduğu. Yani kitabın ilk bölümleri haricinde pek fazla yer edinmez Stephen. Ara ara girer. Hatta işte yanlış hatırlamıyorsam 9. bölümde Leopold Bloom'la buluşmaları var. Yani iki karakter de bir araya geliyorlar. Fakat hani çok fazla yer edinmez bu anlamda Stephen Dedalus. Gelelim Leopold Bloom'a. Leopold Bloom 38 yaşında yani kitapta 38 yaşında bir karakterdir. Bir gazetenin reklamcılığını yapıyor. Reklamlarından komisyon alıyor. Böyle bir aracılığı olan bir kişi. Ayrıca bir sigortacılık işi de var. İki tane işi var kitapta geçen. İşte Leopold Bloom işte Yahudidir. Yahudilikten kaynaklı yaşadığı ciddi sorunlar vardır. Kitapta bunlar geçer. İşte eşi Meryem Bloom, lakabı Molly Bloom'dur. İşte kızı Millie Bloom, 15 yaşında bir kızı var. Daha çok Leopold Bloom'un yaşadıkları üzerinden kitap akar ve devam eder. Peki Leopold Bloom'un özelliği nedir? Leopold Bloom bir anlamda Joyce'un kendisidir. Ve Stephen'ın manevi babası bir anlamda kitapta öyle bir konumlandırılmıştır. Ve Joyce'un olgunluk dönemini anlatan, yani Joyce'un kendi halini yani kitabı yazdığı dönemdeki belki daha da ilerisini düşündüğü bir karakterle Leopold Bloom. Ve bütün kitabın mekaniği, bütün kitabın anlatımı aslında Leopold Bloom'un ya Tanrı yazar anlatır ama arada paragraflar içerisinde Leopold Bloom'un zihnine gireriz. Ya da direkt işte Tanrı yazar bölümü anlatır metin boyunca. Böyle devam ederiz. Üçüncü ana karakterimiz ise Molly Bloom. Yani Meryem Bloom. İşte lakabı Molly Bloom. Molly'nin özelliği şu. Molly bir işte kızına hamile olmadan önce bir ses sanatçısı. Soprano. Tiyatrolarda sahne alan bir kadın. 33 yaşlarında. Bu kadın yani kitap boyunca erkek ağırlıklıdır Ulysses yani 17 bölüm boyunca ya Tanrı yazar konuşur ya da çoğunlukla erkekler konuşur. Fakat 18. bölüm Molly Bloom'a özeldir ve Molly Bloom işte kadın bir karakter. Molly'nin biraz ağzı bozuk. Kitabın yasaklanmasına yani müstehcenlikten yasaklanmamasının sebebi muhtemelen 18. bölüm. Gerçekten orada biraz ağzı bozuk ve müstehcen bir dilde olan bir kadın karakterle baş başayız. Fakat hani kitabın zirvesi 18. bölüm. Yani şöyle başlıyor aslında. Stephen Dedalus da bize bir
alıştırma yapıyor Ulysses de Joyce. Yani biraz daha kolay bölümlerle başlıyor. Bir kitabın ilk bölümü, birinci bölüm, birinci ana bölüm 3 bölümden oluşuyor zaten. Ve Stefan'ın yer aldığı bölümler bunlar. Biraz böyle hani daha sakin başlayan bir romandır Ulysses. Yani hatta başlangıç itibariyle ya dersiniz ki ya kolay yani okunur. Fakat Leopold Bloom'a geçtiği anda yavaş yavaş ilerledikçe ne kadar zorlu ve çetrefilli bir eser olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Finalde 18. bölümde Molly'nin bölümünde ise artık iş tamamen bir zirveyi görür. Yaklaşık 60 sayfalık bir bilinç akışı, noktasız virgülsüz, hiçbir noktanın işaretinin olmadığı, biraz dediğim gibi ağız bozuk bir karakterini anlatım. Biraz da eğlenceli bir karakter bu arada. Ağız bozuk ama eğlenceli bir karakter. Ve muhteşem bir finalle kitabı sonlandırırız. Dediğim gibi kitapta bu 3 tane ana karakterimiz var. Bunun haricinde kitabın toplamında yaklaşık 60'ın üstünde karakter geçiyor. Böyle farklı bir eser Ulysses. Tabii başka böyle büyük eserlerin büyük çoğunluğunda çok sayıda karakter geçer. Fakat yani Ulysses öyle bir kitap ki 10. bölümü Peder Combi'nin olduğu onunla başlayan bölümde tam 19 tane karakter var. Yani 19 tane karakteri izleriz. Bölüm bölüm yani kendi aralarında böyle 3 3 noktayla 3 yıldızla daha doğrusu bölümlenmiş bölümler halinde aynı saat diliminde 19 tane ayrı kişinin hareketini izleriz Dublin yollarında. Bu anlamda hakikaten Ulysses hep anlatıyorum çok diğer roman türünün diğer eserlerine göre çok başka bir kitap. Şimdi birazcık yan karakterlerden bahsedeyim. Dediğim gibi 3 tane ana karakterimiz var. Yan karakterlerin ilkini daha kitabın başlangıcı Buck Mulligan'la başlar. Buck Mulligan Stephen'ın arkadaşıdır. Biraz böyle şişmanca, biraz böyle eğlenceli bir çocuk. Bir üniversite öğrencisi, tıp öğrencisi. Buck Mulligan. Onunla kitabın yani bu yan karakterlerin başlangıcı onunla. Tabii daha bir sürü daha yan karakter girer. Mesela işte Martin Cunningham diye bir karakterimiz var. O Leopold Bloom'la Paddy Dignam'ın cenazesi töreninde bir arada olur. Bloom'un arkadaşıdır Martin Cunningham. Paddy Dignam vardır. Dignam işte sarhoşken yanlış hatırlamıyorsam vefat ediyor. Bir anda vefat ediyor. Herkesin çok sevdiği bir adam. Yani bütün o herkesin o böyle çevrede yani kitapta anlatılan o bir çevre var. O çevrenin çok sevdiği ve Bloom'un da çok sevdiği bir kişi. O vefat ediyor. İşte onun da bir oğlu ve bir eşi var. Onunla ilgili bir kitapta tarif var. İşte Blaze Boylan diye bir karakterimiz var. O da Molly'nin mesela menajeri. O da kitabın içinde arada giren karakterlerden birisi. Dediğim gibi 60 tane karakter var. Hani ben biraz daha böyle belirgin olanları sizlere bahsetmek istiyorum. Mesela Stephen'ın babası var. Simon Dedalus. Fakat yani Simon'la Stephen pek karşılaşmaz. Yani hiç kitap boyunca karşılaşmaz. Dediğim gibi manevi babası bazında Leopold Bloom'u aslında Joyce tasarlamıştır. Yani Simon evet onun babası ama Simon'la pek Stephen kitap boyunca buluşmaz. Öyle bir enteresanlık vardır. Millie Bloom var. Leopold'un 15 yaşındaki kızı. Millie İrlanda'nın başka şehrinde fotoğrafçılık eğitimi alan bir kız. Onunla ilgili de çok ciddi endişeleri var. Bloom'un malum işte kız babası olmak konuları. Biraz endişeleri var kızıyla. İşte annesine mi benziyor falan böyle bir endişeleri var kitap boyunca. Millie'yi de Millie Bloom'u da yan karakter olarak kitapta görürüz. Mesela 13. bölümde Gert McDowell diye bir genç kız yani hiç kitapta olmayan bir genç kız 13. bölüme konumlandırılır. Gerçi uzaktan Leopold Bloom'la birazcık yani Leopold Bloom'un kim olduğunu bilmeden tanışmadan yani uzaktan birbirlerine bir anlamda flörtleşirler. Leopold aslında eşini sever ama eşiyle bir takım sorunları da vardır. Bir anlamda hani adamın gözü kayar genç bir kıza Gerti'ye. Gerti'nin ona kayar.
İşte gerçi arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte, yani aileden kadınlarla birlikte bir işte plaj gibi bir yerde, yani tam plaj değil, sahil diyeyim. Sahilde dolaşırken işte bir ufak bebek falan var, ona bakarken bununla bir göz göze uzaktan gelme durumları olur. Birbirleri hakkında düşünürler ikisi de. 13. bölümde böyle bir bölümle karşı karşıya kalırız. Yani kitap gerçekten hani karakterler bazında birçok şeyi anlatan ve vaat eden bir roman Ulysses. Yani hemen 3 ana karakter üstünden 3 sacaya olarak konumlanmışsa da ana karakterimiz daha çok Leopold Bloom üstünden ilerleyen bir eser, ama dediğim gibi çok karakter geçiyor. Sadece karakterler de değil. Yani 2 gün önceki Ulysses videosunda da anlatmaya çalıştım. Yani Ulysses'i, evet işte Homeros'un destanlarını okuyarak, Shakespeare'i okuyarak, belki işte Goethe'nin eserlerini okuyarak biraz hazırlık yapabilirsiniz, ama Ulysses'in içinde de sürprizler var. Mesela o dönemde yaşamış bir tane İrlandalı siyasetçi, Pernell soyadında. O siyasetçinin ile ilgili işte Simon Dedalus'un anlatımları vardır. Yani başkalarının da keza kitabının içine gider. O Pernell mesela kimdi? İşte İrlanda siyasetine, tarihine nasıl bir önemi varı? Bilmek gerekiyor. Bilmezseniz bu anlamda bir sıkıntı olabilir. O yüzden mesela Pernell karakteri de kitabın içerisinde bir karakter olmasa da bir figür olarak girmiş durumda. Mesela bir başka şey, Quaker tarikatı var. Quaker tarikatını da ufak biraz değinir. O tarikatta 17. yüzyılda işte diğer Hristiyan tarikatlarından bağımsız bir şekilde onları beğenmeyenler tarafından kurulmuş bir tarikat. Bu da kitabın içerisine geçer. Yani kitapta sürpriz çok. Kitapta karakter de çok, sürpriz de çok. Yani işte bir Genevler sokağın anlattığı bir bölüm var. Orada bir tonla karakter girer yine. Aynen işte 10. bölümde nasıl bir sürü karakter geliyor. O Genel anlatımın olduğu bölümde de bir sürü karakter devreye gider. O yüzden Ulysses gerçekten sürprizlere çok açık bir kitap. Çok sayıda karakterle karşı karşıya kalacaksınız. Ben en başlıcalarını, hem ana karakterler hem de yan karakterlerde en başlıcalarını biraz size bugün aktarmak istedim. Yarın da Ulysses'i bölümlerini anlatacağım. Her bir bölümünden değinmeye çalışacağım anlatabildiğim ölçüde. Ama tabii ki bir biçimsel anlamda anlatacağım size. Yani biçim yönünden ve biraz da içerik yönünden anlatacağım. Yoksa Ulysses'in Odysseia'ya çok fazla atıfı var. Onları anlatmak gerçekten çok farklı bir şey. Onu ben anlatamam en azından, ama işin edebi biçimleri yanında ve biraz da içeriği bazında bölümleri sizlere izah etmeye çalışacağım. Şimdiden edebiyat dolu günler diliyorum hepinize. Ulysses dolu günler diliyorum ayrıca. Hoşça kalın.